2022 yılının ilk 3 çeyreğinde ülke ekonomimizin performansını diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok berrak bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde Çin bizim yarımız. ABD ve Almanya ise yarımızdan da düşük bir oranda büyüme kaydetmiştir. Yüksek büyüme performansımızın etkisiyle 2022 yılında kişi başına gelirimizin 10 bin dolar seviyesini aşacağını öngörüyoruz. Ki bu orta vadeli program tahminimizin de üzerindedir. Gene bu yıl 2023 yılında da kişi başına gelirimizin inşallah daha da yükselerek 12 bin dolar üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Türkiye ekonomi modelimiz ile büyümede kırdığımız rekorları sağlam bir zemin üzerine inşa ediyoruz ve inşa etmeye devam ediyoruz. Bu zeminin önemli bir parçası mutlak surette üretimdir. Nitekim sağladığımız desteklerle sanayi katma değerinin gayri safi yurt içi hasılardaki payı da önemli artışlar kaydetti. Bu oran 2022 yılının ilk 3 çeyreği itibariyle %27'yi aşmış durumdadır. Salgın öncesine göre üretimimizi %20 artırdık. Bu üretim artışı AB'nin 5 katına, ABD'nin ise 7,5 katına tekabül etmektedir. Salgın döneminde küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunları avantaja dönüştürerek üretimdeki başarımızı ihracat artışıyla taçlandırıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte oluşan tüm kötümser beklentilere rağmen bacasız sanayide de tarihi zirveler görüyoruz. Turizmde en yüksek performans kaydettiğimiz 2019 yılında turizm gelirimiz 39 milyar dolar iken 2022 yılında 51,5 milyon ziyaretçi ile 46 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyoruz. Rekor tazeleyen ihracat ve turizm gelirleri sayesinde 2022 yılı Kasım ayı itibariyle enerji ve altın hariç cari fazla 2021 yılına kıyasla 14,3 milyar dolar iyileşerek 51,3 milyar dolara ulaşmış durumda. Enerji fiyatlarındaki normalleşme ile birlikte enerji ve altın dahi cari işlemlerde de tatmin edici rakamlara ulaşacağız. Kıymetli katılımcılar, küresel emtia fiyatlarındaki artış, 2021 yılı sonundaki kur hareketi ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların sonucunda maalesef 2022 yılını yüksek bir enflasyon ile geçirdik. Diğer taraftan 2022 Kasım ayında düşüşe başlayan enflasyonun bu eğilimi Aralık ayında artarak devam etti. Böylece yıl sonu tüketici enflasyonu OVP'de hedeflediğimiz rakamın da altında gerçekleşerek %64,3 oldu. 2023 yılında enflasyondaki düşüş devam edecektir. 2022 yılı Aralık ayı itibariyle sadece tüketici enflasyonda değil, üretici enflasyonda da gerileme gördük. Böylece TÜFE-ÜFE makası oldukça daraldı. Bu fark 2022 yılı Ekim ve Aralık ayları arasında 72 puandan 33,5 puana geriledi. Bu süreçle üretici fiyatlarının TÜFE üzerindeki baskısı giderek azalmaktadır. Enflasyonun son dönemde gerilemesinde küresel düzeydeki emtia fiyatlarında normalleşme mutlaka etkili oldu. Bu normalleşmede Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde izlediği lider diplomasisi sayesinde tahıl koridorunun açılmasının önemli bir etkisi oldu. Biz de tahıl koridorunun etkin işlemesi bakımından üzerimize düşeni yaptık. Yüksek riskli alanlarda faaliyetlerin aksamadan devam etmesi amacıyla sigorta ve reasürans teminatı bulunamayan riskler ile özellik arz eden riskler için özel riskler yönetim merkezini aktif hale getirdik. Bu merkez bakanlığımızın kefaletleriyle tahıl koridoru için tarım ithalatçılarına, sanayi kuruluşlarına, özel hava yollarına ve armatörlerimize
çok ciddi teminatlar sunmuştur. Bu ve benzeri adımlarla sadece enflasyon düşüşüne katkı sağlamadık. Aynı zamanda vergi politikalarımız yoluyla enflasyonun vatandaşımız üzerindeki olumsuz etkilerine karşı önemli adımlar attık. Bu kapsamda 2022 yılında 290,4 milyar lira vergi gelirlerinden vatandaşlarımız lehine vazgeçtik. Büyüme, yatırım ve ihracat artışları sayesinde ülkemizde istihdam edilen kişi sayısı Kasım ayı itibariyle 31,6 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyeye ulaşmıştır. İstihdam artış hızı ABD ve Avrupa Birliği'nde salgın öncesi döneme göre %1,5'a ulaşmazken ülkemizde %12'lik bir artış kaydedilmiştir. Hedefimiz sadece istihdam artışı sağlamak değil, aynı zamanda tüm kesimleri de iş gücü piyasasında daha etkin kılmaktır. Çünkü biz insan odaklı politikalar uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz. Buna göre 2022 yılı Kasım ayı itibariyle kadınların iş gücüne katılım oranı %36,4 ile en yüksek seviyesine ulaştı ki bu tüm zamanların en yüksek seviyesidir. Gençlerimizi de pek çok yönden çeşitli program ve projelerle destekliyor, genç girişimcilerimize uygun imkanlar sunuyor ve gelir vergisi istisnası tanıyoruz. Uyguladığımız bu ve benzeri politikalar ile genç işsizlik oranı Kasım ayı itibariyle 2016 yılı Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. Türkiye ekonomi modeliyle Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde birçok makroekonomik göstergede rekorlar kıran ülkemizin brüt dış borç stoku 440 milyar dolar seviyesinde yatay seyretmiştir. Gayri safi yurt içi hasılaya göre oransal olarak brüt dış borç stokumuz gerilemeye devam ediyor. 2022 yılı 3. çeyrek itibariyle 2021 yılına göre söz konusu oran yaklaşık 2,2 puan azalmıştır. 2022 yılında toplam borçluluğumuzu da azalttık. Böylece diğer ekonomilerle aramızdaki makas ülkemizde yine daha da açılmıştır. Biz 2021 yılında toplam borçluluğumuzu 2021'e göre gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak %23 puan azaltırken gelişmekte olan ekonomilerde bu oran artış kaydetmiştir. Hane halk, reel sektör, kamu ve finansal sektörün borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranında da birçok ülkeye göre oldukça sağlam durumdayız.